Neden birisi Erdoğan'ın McKinsey ile anlaşmayı yapmayacağını söylemesi. Tabii belki de demokrasi yeni seçimlere girecek mahalli seçimlerde muhalefetin ağzına laf vermemek içindir. Tabii bir daha kendisi damadı da ihanet içindedirler McKinsey eleştirenler diye bir cümle kurdu. Aile birbirine girdi. Tabii bunlar telaştır. Telaş olduğunu gösterir. Biz krizi nasıl tarif ederiz? Kriz elin ayağın tutulmasıdır. Sabah aldığın karardan akşam vazgeçmendir. Kararsızlıktır. Sorun o kadar büyüktür ki elin ayağın dolanır. İşte telaş başlar, panik başlar falan falan falan. Kriz budur işte. Türkiye'ye kriz gelmiştir. Düne kadar sayın bir başbakanımız vardı, gündemi belirleyen, yurt dışına gitti mi bir laf eder, bütün aydınlar, yazarlar onunla uğraşırdı, ortalık karmakarışık hale gelirdi. Şimdi gündemi belirleyen sayın Cumhurbaşkanımız değil, gündem kendini belirliyor. Ekonomik kriz belirledi. Bu Tayyip Erdoğan Bey'in de bu gündeme karşı çıkma altında eziliyor. Ve çok daha elleri kolları şey yapacaktır, bulaşacaktır, karışacaktır. Çünkü büyük bir döneme giriyoruz. Önce bunu fark edelim. Ne siyasiler, ne halkımız, ne de aydınlarımız büyük bir döneme girdiğimizin farkında değil. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti yepyeni bir döneme giriyor. Nedir bu dönem? Nasıl Tanzimat bir dönemse, nasıl Balta Liman Anlaşması bir dönemse, Meşrutiyet bir dönemse, Cumhuriyet bir dönemse, Atatürk'ün ölümü bir dönemse, 60 İhtilal sonrası bir dönemse, ki özellikle 24 Ocak kararları ve 12 Eylül bir büyük dönemse ve buralardan sonra da toplumdaki sosyal hayat, siyasi hayat tümüyle değişmiştir. Şimdi toplumdaki siyasi ve sosyal hayatı tümüyle değiştirecek, Türkiye'yi bambaşka bir yere yerleştirecek olan büyük bir yeni döneme girdik. Yani dönem değişiyor, öyle mi? Dönem değişiyor. Bu bir ekonomik kriz değildir. Bu ekonomik krizin gücü büyük bir dönem değiştirecek. Yeni bir sayfa açacak Türkiye'nin önünde. Önce bunu bilelim. Ama bunu çok insan fark etmiyor. Fark etmediği için de hala eski tedbirlerle, yok döviz kuruydu, yok finans şirketleriydi, yabancı yatırımcılardı, konuştuk, anlaştık, Merkel yüzümüze iyi gördü, biz bunu toparlarız gibi klasik çıkışlarla uğraşıyorlar. İşte batıya gittik, bize gülümsediler, koridorda el salladık, el sıkıştık gibi geçiştirmeye çalışıyorlar. Bu mümkün değildir. Asla mümkün değildir. Bu 3 yıl sonra Türkiye'nin ne olduğunu anlayacak. Belki de 3 yıl sonra bu bıçak kemiğe dayandıkça belki de sosyal ayaklanmalar da olabilir, bilemem. Ancak bu sosyal ayaklandırmalar muhalefeti heveslendirmesin. Çünkü esnafı içinde olduğu bu sosyal ayaklanmalar, halkın içinde olduğu sosyal ayaklanma yukarı sınıfın hepsine karşı olacaktır. Yani özellikle de CHP'nin... İktidara karşı değil artık. Sadece iktidara da değil. Bütün yukarı sınıfa karşı olacaktır. Çünkü yukarıki sınıfın, üst sınıfın, siyasi sınıfın güvensizliği ortadadır. Çok nettir.